Selam herkese. Bugün birlikte dip köşe temizlik yapacağız evde. Totalde 3 saatim falan vardı bu temizliği yaparken. Mila babasıyla birlikte oyun parkına gitti. Onlar oyun parkında eğlenirken ben de tek başıma temizlik yapmanın tadını çıkarttım. Böyle yüksek sesle müzik dinleyerek temizlik yapmaya bayılırım. Arka fonda şu anda yüksek sesle müzik çalıyor ama siz duymuyorsunuz. Bu arada bu camı sildiğim mop var ya bu hem yerleri silebiliyorum, aparatını değiştirip de camları silebiliyorum. Cam onları silerken müthiş kolaylık oluyor arkadaşlar. Bayağı güzel. Size aşağıya linkini bırakırım cam bezini taktığınızda aparatın üzerine istediğiniz cam bezi de takabiliyorsunuz bu arada. Çok güzel cama çıkmadan güzel bir şekilde siliyorsunuz. Oturma odamda iki tane camım var. <laughs> Birini sildim. Biri de böyle boydan büyük bir cam. Şimdi de burayı siliyorum güzelce. Buraya aparatı kullanmıyorum. Çünkü zaten dışarıda mermeri olduğu için dışarıya basıp da rahatlıkla silebiliyorum. Şimdi de mutfağa geçtik. İlk olarak camlardan başlamak istedim temizlik yapmaya. Güzelce camlarımı sildim, tertemiz oldular. Şimdi de yatak odasındaki cama geçtim. Yatak odasındaki camı sileceğim şöyle güzelce. Önden bir tozunu alıyorum. Daha sonra da ıslak bezle siliyorum camlarımı. Bu arada kesin beni bu videoyla tanıyacak olan arkadaşlar da vardır. Ee, küçük bir kız çocuğum var 2,5 yaşında şu an tam. Genel olarak aslında onunla yapıyorum temizlikleri. Bir saatte yapacağım temizliği belki de 3-4 saatte yapıyoruz ama çok keyifli oluyor. Bu yüzden videonun başında da tek başıma <laughs> temizlik diye bahsettim. Genel olarak kızımla yapıyoruz temizlikleri. Şimdi e, mutfağa geçtik. Eşimin sodalarını açıyorum ve bunları böyle yerleştiriyorum. Bunlar düzenleyiciler, her yerde bulabilirsiniz bu düzenleyicilerden. Özellikle dolap Anne. içlerinde çok kullanışlı oluyorlar. Bir de ben bu düzenleyicilerden buzdolabı dışında normal giyinme dolabımda da kullanıyorum. İçerisine çoraplarımı koyuyorum. Size de fikir olabilir bu böyle giyinme dolabında da kullanabilirsiniz işinize yarayabilir. Şimdi bunları dolabıma yerleştiriyorum, buzdolabına ve yerleştirdim. Şimdi de bulaşıklarımı yerleştiriyorum. Temiz yıkamıştım. Yıkadım bulaşıkları yerleştiriyorum. Aslında kameranın arkasında birkaç yaptığım işler daha vardı. Hepsini buraya çekemedim, yansıtamadım. Kameranın pilin, pilinin bittiği zamanlar oldu. O yüzden de tam olarak çekemediğim yerler de var. Şimdi bunları yerleştirelim bakalım. Keşke bu kadar hızlı olsa normal hayatta değil mi? Hemen böyle pratik pratik hızlı hızlı yapabilsek temizliklerimize. Şimdi de mutfak dolaplarımı siliyorum. İlk önce böyle alt taraflarını siliyorum boyum yukarılara <laughs> ermediği için. Şöyle güzelce bastıra bastıra silelim. Beyaz mutfak dolabı bu arada candır arkadaşlar. Seviyorum ben yani öyle leke bırakıyor, oluyor lekeler ama beğeniyorum yani temizliği gösteriyor en azından beyaz olduğu için diye düşünüyorum. Şimdi yukarılara çıktım. Yukarıları temizliyorum öyle güzelce silelim bakalım. Şimdi öbür tarafa geçiyorum. Hop be Spider man bakar mısınız? Orada oraya <laughs> tırmanarak temizlik yapıyorum. Tabi Mila varken böyle ayrıntılı detaylı bu kadar çok temizliği yapamıyorum. Yani bugün şu videoda izlediğiniz temizliği ben birkaç günde yapıyorum. Kızımla birlikte. Magnetleri de bu arada Mila yapıştırmış oraya. Onun boyun nerede yerlere. Gri eşyalardan da bahsedeyim isterseniz. Yeni evlenecek olanlar da izleyebiliyor çünkü. Griler çok leke bırakıyor özellikle çocuğunuz olduktan sonra. Bir de ben bunu şeyde yaşadım. Beyaz halı almıştım. Aldım yani evlenirken her yere beyaz halı aldım. Evde ve inanılmaz leke oluyor. Zaten mutfağımdaki halıyı değiştirdim. Çünkü zaten hani genel olarak da mutfak çok pislendiği için bir de çocuk olunca ekstra ekstra pisleniyor sürekli. Halı yıkamaya gönderiyorsunuz. Bazen halı leke çıkartıcılar çıkartmadığı şeyler olabiliyor. Bu yüzden de beyaz halıda pişmanlıktır. Şimdi banyoya geçtim ve duşakabını temizleyeceğim. Duşa kabin temizlemeyi seviyor musunuz? Bunu benimle lütfen yorumlarda paylaşın merak ettim. Ben çok seviyorum ya böyle suyla olan işleri özellikle böyle köpürtmeli, işte böyle sulu, böyle ovalamalı, bastırmalı falan yani bırakın beni bütün gün böyle sulu şeyler, sulu temizlikler yapayım yani. Hani dağınık toplamaktansa sanırım böyle köpürtmeli, sulu temizlikleri çok daha fazla seviyorum diyebilirim. Hani böyle insanlar ikiye ayrılırlar ya işte yemek yapmayı sevenler ve temizlik yapmayı sevenler olarak siz hangisisiniz? Yani hani ben yemek yapmayı daha çok seviyorum temizlikten mi diyenlerdensiniz yoksa ben temizlik yapmayı daha çok seviyorum yemek yapmaktan mı diyenlerdensiniz? Sanırım ben ee, temizlik yapmayı daha çok seviyorum özellikle şunu seviyorum temizlik yaptıktan sonraki o Hmm, evin temiz gelmesi size o evin böyle ferah ferah kokması güzel kokması böyle yaptığınız temizliği hani böyle bir gözünüzle görmek hmm, anladınız ya bence siz beni Böyle evin bir ferahlaması, bir güzel olması tabii ki çocuklu olan evlerde bu temizlik, bu ferahlık dediğim şey ne kadar sürüyor. Mesela bizde ben bu kadar evi temizledikten sonra Mila geldi ve ev tekrardan <laughs> dağıldı ve pislendi. Tabii ki her anlarına çok 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 şükür olsun. Onlar pisletsinler, bizler temizleyelim. Ama şu da bir gerçek arkadaşlar ben evlenmeden önce bana söylüyorlardı işte ev işi nankör hani böyle ev hanımı olan insanlar. Arkadaşlarım da vardı benden önce evlenen işte ev işi çok nankör şöyle böyle falan. Ben de o zamanlar çalışıyordum ve şunu söylüyordum ya hani sabahın köründe kalkıp işe gitmiyorsunuz diyordum. Ama şu anda hemen geri alıyorum lafımı gerçekten ev işi nankör. Ne kadar yaparsanız yapın ne kadar uğraşırsanız uğraşın hep tekrarlıyor yani kendini yani sürekli her gün aynı şeyleri yapıyorsunuz ama yine bir bir şeyler olmamış gibi geliyor sizlere ve böyle bir şeyler hep gözünüze batıyor yani benim öyle oluyor şahsen. Ne kadar yapsam da böyle hani o anlık mutlu ediyor güzel oluyor ama sonrasında hemen sanki böyle pisleniyor falan gibi geliyor. Neyse ben yaptıklarından bahsetmeye devam edeyim. Duşa kabini sil, e, yıkadım. Şimdi de sularını çekpasla çekiyorum size bir şey sormak istiyorum lütfen benimle yorumlarda paylaşın bunu e, duşa kabinde bu kalan e, su damlacıklarını ne ile nasıl temizliyorsunuz ya yani her duştan sonra ben temizliyorum ama yine de o su damlacıkları atıyorum bir kere unuttum hemen orada kalıyor ve çıkmıyor. Ah, bu da çok sinir bozucu oluyor. O su damlacıklarını çıkartamıyorum böyle. Muhakkakken yani bir köşesinde falan kalıyor. Bir de benimki dümdüz gördüğünüz gibi zaten dümdüz beyaz. Şimdi de lavabomu temizliyorum. Lavabo temizliğine geçtim. Ben her gün böyle yani genel olarak sabahları aslında temizlerim bu lavaboyu ve her şeyi böyle yıkarım. İşte sıvı deterjanlar var orada. Onları da köpüklerim <laughs> şu an yaptığım gibi. Dediğim gibi böyle köpüklü olan her şey çok güzel bence çok eğlenceli böyle. Evet şimdi de e, giriş holdeki ayakkabılığım burası. Midaya bakın minicik. Çok tatlı. Spaya götürmüştük tam iki aylıktı burada. Resmi öptüm ve koydum. Aa burada bir şey kırmışım. Kırdım. Ve bu sonradan bir eline geçti ve daha da kırıldı. <laughs> bu da parfüm. Kokluyorum <laughs> nasıl kokuyor diye. Ve Kına Gecem'den bir fotoğrafımız. Eşim ve ben. Kına Gecem'iz. Onu da yerine koyalım şöyle. Güzelce temizledikten sonra. Sizlere böyle hızlandırılmış temizlik videoları çekiyordum. Ama ilk defa konuşmalı olarak çekiyorum. Dışarıdan konuşmalı olarak. Eğer ki beğendiyseniz lütfen benimle yorumlar kısmında paylaşın. Ki ben de beğendiyseniz ona göre devamını getireyim bu videoların. Temizlediğim yeri gösteriyorum şu anda size. Birazdan Mila gelecek. Artık böyle temizliğin hafif hafif sonlarına geliyoruz ama Mila geldikten sonra da biraz dinlenip devam ettiğim yerler oldu. Oraları sizlere çekmedim ama bence gelene kadar da bayağı bir iş hallettim diye düşünüyorum. Şimdi Mila'nın oyun alanını siliyorum. Gördüğünüz gibi mopun başlığını değiştirdim. Yer silme aparatını başlığını koydum ve böyle yerleri siliyorum. Bir seneyi aşkındır bu bende. Bayağı da memnunum. Böyle koltuk altlarına falan gerçekten kolayca giriyor. Şimdi yatak odasındayız. <laughs> yatak odasında da böyle bazanın altına da rahatça giriyor. Yatağımın altına. Şimdi de benim kızım geldi. Ve arkadaşlar videonun artık sonuna geldik. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın.